Ben kadın. Yok yok. Cinsiyetim değil. Adım kadın. Bu saatte evde ne işim mi var? Şey, aslında haklısınız, okulda olmam gerekiyor ama küçük kardeşlerim var. Onlara bakmam gerekiyor da. Kardeşler. Evet, evet kardeşler. Tam 4 tane kız kardeşim var. Annem hamile de. Doktora gittiler babamla. Hem bakmak derken onlarla oynamak, birbirlerine zarar vermelerine engel olmak o kadar. Zor oluyor mu? Aslında onları çok seviyorum. Zorlanmıyorum da derslerimden geri kalıyorum işte. Öğretmenim sorunca da hastaydım, o yüzden gelemedim falan diyorum. Evet, tabii ki biliyorum, yalan söylemek çok kötü bir şey. Ama ne yapayım işte? Utanıyorum arkadaşlarımdan. Biliyor musunuz? Aslında öğretmenime söylediğim ilk yalan değil bu. Öğretmenim benim çok başarılı olduğumu söylüyor. Hangi mesleği seçeceksin deyince de doktor diyorum hemencecik. Yok, doktor olmak istediğim yalan değil. İşte babam, sen kız çocuğusun, ne okumasıydın diyor. Beni komşumuzun oğlu Baran abiyle evlendirecekmiş zaten azıcık daha büyüyünce. Söylemek mi? Tabii ki söyledim babama. Ben okumak istiyorum. Baran abimle evlenmek istemiyorum diye. Ne mi dedi? Kızdı. Sen kızsın, eksik eteksin dedi. Kızını dövmeyen dizini döver dedi. Sonra da... Evet, canım çok acıdı. Engel olmaya çalıştı annem, onu da. Hem biliyor musunuz? Keşke diyorum bazen, keşke erkek de olsaydım. O zaman hem okuturdu babam beni, hem istediğim kişiyle evlenirdim. Hem de canım yanmazdı. Neden doktor olmak istiyorum biliyor musunuz? Annelerin karnındaki bütün bebekler erkek yapmak için. Ne? Doktorlar belirlemiyor mu cinsiyeti? Ama o zaman neden babam anneme kızıyor hep bir erkek doğuramadın diye? Bilmiyor mu babam? Ben söylesem inanmaz ki, yine kızar. Siz söyler misiniz ona cinsiyeti babaların belirlediğini? Evet. Belki o zaman kızmaz. Bizi de çok sever.